Efe Gayrimenkul Maziden İstikbali'yi sunar. İyi akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Maziden İstikbali programında canlı olarak huzurlarınızdayız. Bizi evlerinize misafir ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu akşamın, daha doğrusu bu ayki programlarımızın sponsorluğunu üstlenen sevgili Efe Gayrimenkul Ömer Küçük Beyefendi'ye de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yine bir klasik haline gelen, bizi şu an dünyanın birçok ülkesinden İzmit'te olup, gurbette olup, bizi izleyen sevgili hemşehrilerimize de en kalbi duygularımıza selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Programımızın en başında, ilk açıldığında, yeni sezon başında şöyle bir ifade kullanmıştık. Bu dönem programımızda bir yıldızlar geçidi olacak. Geçen programlarda gerçekten şehrimize ciddi anlamda katkılı olan yıldızlarımızı tek tek huzurlarınıza aldık. Bu akşamki konuklarımın benim dünyamda, benim hayatımda çok çok ayrı özel yerleri var. Gerçekten İzmit'te, daha doğrusu Kocaeli'de her alanda ciddi emekleri geçmiş iki tane güzel dost, İki güzel adamı bu akşam stüdyomuzda misafir ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi bu akşam. Bizi onurlandırdılar, şereflendirdiler. Sevgili seyirciler, bu akşamki konuklarım Kocaeli'de hali hazırda iş adamlığı yapan sevgili Mahir Akyürek. Mahir'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Namı diğer Koca Reis'im. Hoş çok geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kendisini tanıdığımızdan beri hem sesiyle, hem sazıyla, hem de yanık yanık türküleriyle her zaman yüreğimizdeki pasları silip atan çok değerli bağlama üstadım, çok can dostum, canım abim Fethi Çaşan. Fethi Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk Ömer'cim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadın. Davet ettiğin için. Seni kırmak mümkün mü? Eyvallah. Kafamı kırarım da seni estağfurullah. Bu bana, evet, bu bana abi, yeter. Caizse, sevgili seyircilerim, isterseniz konuklarımızın yaşantılarına ya da bugüne kadar gelen hayatlarına bakmadan önce sevgili hocamdan şöyle bir güzel bir türküyle şöyle bir pasları silip programımızı böyle neşe içinde devam etmeye çalışalım. Ne dersin Fethi Hocam? Tabii türkü istenince ben hiç yok diyemem. O zaman benim ilk türküyü zahit senden çünkü alalım hocam. Evet. Zahit bizi taneyleme, hay hay hak ismin okur dilim. Ey canım, ey canım, hak ismin okur dilimiz. Eyvallah, hey hey dur. Sakın efsane söyleme, hay hay hazrete varır yolumuz. Ey canım, ey canım, hazrete varır yolumuz. Eyvallah, hey hey dur. Sayılmayız parmak ile, hay hay tükenmeyiz kırmak ile. Hey canım, hey canım, tükenmeyiz kırmak ile. Eyvallah, hey hey dur. Taşmamızda sormak ile, hay hay kimse bilmez ahvalimiz. Hey canım, hey canım, kimse bilmez ahvalimiz. Eyvallah, hey hey dur. Erenlerin çoktur yolu, hay hay cümle
Neresine dedik beni hey canım, hey canım. Cümlesine dedik beni eyvallah, hey hey canım. Biraz uzun bir türkü, yarısını söyleyeyim programda. Sizlere de bir şeyler kalsın. Bu ilimde unutmayın. Evet Fethi Hocam, çok teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık, nefesine kuvvet. Evet sevgili seyircilerimiz, Fethi Çaçan hocamızın güzel bir türküsüyle programımızı açtık. Evet konuklarımdan sevgili Mahir Akgürek, çok uzun yıllar dostumuz olan bir dostumuz. Sağ olsun da bizi bu akşam kırmadı. Estağfurullah. Koca Reis'im, Mahir Akgürek kimdir? İstersen böyle bir kısaca seni tanıyalım. Ben 1962 yılında Sarıkamış'ta doğmuşum, babamın memuriyeti dolayısıyla. Evet. Ancak Erzurum nüfusuna kayıtlıyız. Annem babam her ikisi de Erzurumlu malum. Babamın bir tarafı da Çerkez, aslında oraya da başka bir yerden gelmişiz. Dolayısıyla hepimiz Adem'le Havva'nın çocuklarıyız. Evet, oradan. Onu kesin oradan, bağlayalım. Hepimiz kardeşiz sonuç itibariyle. Memleketi tabii ki insanın doğduğu yer ayrı bir şey ama. İlkokul 3. sınıfta ben geldim İzmit'e. Mehmet Akif İlkokulu'nda okudum ilkokulu. Evet. Bu. Sonra Mimar Sinan Ortaokulu. Benim eğitim hayatım biraz hararetli ve hareketli dönemler geçti. Belki evet, biraz evet, sonra konuşma imkanımız evet, olacak ama. Mimar Sinan Ortaokulu'ndan sonra Mimar Sinan Ortaokulu'nu bitiremedim. 3. sınıfın 2. döneminde il dışı sürgün yedim ben. Evet. O hareketliliğimden ötürü herhalde. İşte zaten bir havan yok. Öyle bir havan yok değil mi? O zaman evet, şimdi bunu bir 12 Eylül öncesinde denk gelen bir tabii, eğitim yani, dönemi. Evet, eğitim dönemi. Yorumu size bırakacağım sevgili seyirciler. Gerçi birazdan belki gireriz o konulara ama. Evet. Sevgili Mahir Akgürek'in gerçekten ben kendisi aşağı yukarı 35 yıldır tanıyorum. Kendisini vakfetmiş bir insan. O dönemlerden bu dönemlere kadar hala yine gençlerle ilgili ne yapabilirimin derdiyle, ne yapabilirimin sıkıntısıyla yine yeni neslin yetişmesine ciddi anlamda katkılar olan bir dostumuz, bir arkadaşımız. 12 Eylül öncesini tabii çok yakinen yaşadığı için o yüzden o birazcık yuvarlak geçiyor ama inşallah ilerleyen dakikalarda belki gerekse detaylara da gireriz. İl dışı sürgün dedik. Evet, sürgün dedik. Ortaokulu Elazığ Atatürk Ortaokulu'nda okudum. Elazığ Atatürk Ortaokulu mezunuyum. Sonra Kocaeli'ye geldim. İzmit Mimar Sinan Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi birer yıl, sonra Ticaret Lisesi ve sonra kaçarak 12 Eylül'le birlikte askerlik. Askerlik diyorsun, evet. O dönemlerin zaten aynı denk geliyor. Evet, biz 12 Eylül'de o şekil. O zaman sevgili Mahir, kavim olarak Adem ile Havva'dan, eğitim olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, vatandaş olarak Birleşmiş Milletler gibi, dünya vatandaşı gibi bir şey oldu. Ağzına sağlık üstadım. Ben teşekkür ederim. Fethi Hocam, ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hani bu akşam işin tevazusunu bir kenara bırak. Hakikaten programı onurlandırdın. Beni çok mutlu ettin. Ben de çok mutluyum. Eyvallah. O onur, o şeref bana ait. Estağfurullah. Sen de benim çok sevdiğim bir kardeşimsin. Yıllardır süren bir dostluğumuz var. Kesinlikle. Seni zaten kırmak mümkün değil. Eyvallah Fethi Hocam. Bu arada hiç değişmediğini söylemek isterim. Yani. Bunu canlı yayında kameralarında söylüyorsun. Kesinlikle. Bu bir şantaj mıdır bana? Bunu vallahi yok, yalakalık olsun diye söylemiyorum. Estağfurullah. Gerçekten. Estağfurullah. Hiç değişmemişsin. Şimdi berberden yeni çıktım. Onun etkisi olabilir. olabilir. Bu berberin yapabileceği bir şey yok. Botoks falan yaptırmadıysan. Çok şükür. Çok. Dışarıdan hiç müdahale yok. Tamam harika. Eyvallah. Eksik ol. Evet. Fethi Hocam şimdi, istersen seyircilerimiz bir kısaca da Fethi Çaçan'ı bir tanısınlar. Bu ya, bağrı bu, yanık delikanlı. Evet. Evet. Bu biraz bana has bir şey. Kendimden çok fazla bahsetmeyi sevmiyorum ama ben de yaklaşık 50 küsur yıldır, yani yaklaşık değil mi? 50 küsur yıldır İzmit'te yaşıyorum. Artık İzmit'te olduk. Evet. İşte İzmit'te büyüdüm. İzmit'te askere gittim. İzmit'te evlendim. İzmit'te emekli oldum. Yani yani değme İzmit'ten daha çok daha İzmit, öyle diyoruz. Evet. Ben 2001'de Preli'den emekli oldum. Çok karışık oldu ama evliyim, emekliyim. Bir oğlum var, üniversite okuyor. Maşallah, maşallah. Zaten kent içinde
tanınan bir insan. Tabii tevazu göstermenin anlamı yok. Yok, bu konuda tevazu göstermen yani, zaten. Evet, müzik camiası içinde bir ağırlığımız vardır. Kesinlikle. Yani, şimdi evet. Ben bizim programın formatı şudur Fethi Hocam. Bu şehre sanatta, siyasette, sporda, kültürde, eğitimde katkıda bulunmuş ama hiçbir zaman ben buradayım diye ortaya çıkmamış insanları davet etmeye çalışıyorum. Ya ben onlardan birisiyim. İşte şimdi Mahir Akkürek de evet, hakikaten evet, kendini evet, bu işe özellikle gençlerin yetişmesi açısından kendini vakfetmiş bu işe ve hala devam ediyor. Çok değerli bir. Kaç oldu resim yaşın? 54. 54. Evet. Bana onu sorma. Ben yaşımı söyleme. Sen benden iki zehmeri sonra doğmuşsun zaten. Ben senden yaklaşık 5 yaş falan küçüğüm. Doğru tam kesin ona üçü sıra alıyor. Anlaşıldı. Biraz önce gitti tabii, tam boşa gitti abi. Espri bir yana ben ikinizden de büyüğüm. Evet, evet. Tabii saklamıyorum ama yaşımın kaç olduğunu söylemeyeyim. Çünkü gerçekten bununla ilgili sağlıklı bir bilgiye sahip değilim. Hocam rivayetler çok kopuk kopuk mu geliyor? Hayır, rahmetli babam biz 4 erkek kardeş evet. Doğmuşuz. Bizi toptan götürüp nüfusa kaydetmiş. Evet. Evet. Dördüz gibisiniz belki. Dördüz gibi. Çok karışık bir şey. Evet. Zaman zaman bana derler ki doğum günün ne zaman doğdun? Ya işte ben doğum günlerini pek sevmiyorum. Ne zaman doğduğumu bilmiyorum. Öyle geçiyor. Yani böyle bir şeyim var benim. Evet. Eksikliğim var öyle diyeyim. Yani 4 erkek kardeşinin hepsinin de birbirle başlıyor yaşları. İşte hep de yılbaşında doğmuşuz. Öyle mi? Çok enteresan değil mi? Kent içinde elimden geldiğince halk müziğine, halk kültürüne hizmet etmeye çalışan. Evet, onun en yakın emeklisi. Şahitlerinden bir tanesi. Evet, gerçi yurt içinde de çok konserlerim oldu ama evet. Yani İzmit ve çevresinde gitmediğim okul kalmadı diyebilirim. Bütün 81 ilin Türklerini severek maşallah, dinliyorum. Maşallah. Hiç ayırmıyorum kesinlikle. Ben şu yöreyi sevmiyorum, bu Türk'ü sevmiyorum diye hiç bu kadar zengin bir öyle kültür bir şey zaten ayrılmaz hocam yani. Yani ülkemiz bir yani çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Kesinlikle. Ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Öğretecekler inşallah. Öğrenecekler inşallah. Sıkıntı yok. Şey noktasında şey şimdi sen böyle hiçbir yere ayrılmıyorum deyince aklıma bir fıkra geldi. Şimdi tabii. Sen güzel anlatırsın. Eyvallah. Öyle. Şimdi Karadeniz'i, Afyonlu Karadeniz'i oyunlarda seyrediyorlar. Tabii Afyonlu Karadeniz'i seyredince bakıyor. Ondan sonra bizim Aydın Efeleri, Afyon Efeleri çıkıp ZB'ye başlayınca Temel bakmış. Ya bu kadar düşündükten sonra demiş. Nenem bile oynar bu oyunda bir yani. Öyle şey değil. Evet. Çünkü bizim, çok hareketli. Kültürün durmuyorlar. Şey de çok ağır onlar. Zeybeklerde şöyle bir durum. Zeybeğin her hareketinde bir anlamı var zaten. Evet, o her diz vurmasının kalkıp işte yani, el sallamasının. Onun anlamı da çok enteresan. Çok ilginç. Çok ilginç. Zeybeğin ben söylemek istemiyorum. Vallahi bence hafızanızda varsa söyleyin hocam. Ben yanlış bir şey yapmayayım diye. Yok şimdi Zeybeği şöyle anlatırlar eskiler. İşte düşmanlar bizim askerlerimizi esir almışlar. Böyle daire içine bir şey yapmışlar. O dairenin içinde oynatmaya çalışmışlar. Oraya basmamak için o şekil bir hal yani gibi. Öyle bir bu biraz şey gibi oldu. Rivayete yok göre. Yok bu rivayet ben beğenmedim. Ben beğenmedim bu rivayeti. Çünkü başka bir anlamda olduğunu evet. Biliyorum. Yoksa başka ona bir benzetmeler var. İnşallah aydınlılar, efeler bize gönül koymasınlar. Bu bilinen bir şey evet. Ama halk arasında anlatılan bir şey ama asıl onun çünkü o her diz vurmanın kalkıp dönmenin yine zannediyorum savaşla alakalı bir şey ama. Tabii canım savaşla alakalı olduğu kesin tabii de. Tabii bunu bizim bilmememiz de çok ayıp bir şey tabii. Bu arada özür diliyorum. Sen inşallah buraya bir Efe'yi davet ettiğimiz gün direkt ondan dinleriz. Evet. Ya da işte bir araştırmak lazım. Evet. Nereden geliyor? Hiç yapmadığımız bir şey. Evet. Araştırmak bunu lazım. Bir araştıralım. Ben şimdi bu akşam Fethi Hocam'dan duydum. Umarım ben de mahcup olurum çünkü. Yani öyle duydum. Öyle bir halk arası böyle bir şey anlatılır ama. Çok da sıhhatli bir rivayet olduğu kanaatini taşımıyorum. Mahir'im sen... Ben de katılıyorum evet. Evet yani, bana mı Fethi Hocam'a mı? Ben sana katılıyorum. Evet. Evet Mahir'cim istersen bu 12 Eylül öncesindeki genç yapısına bir inelim mi? Çünkü birazdan bugünkü gençle o günkü gençler arasındaki farkı da
Ben senden özellikle tabii Fethi Hocam'dan da düşüncelerini alacağız bu konuda ama sen olayı bizzat İzmit'te yaşayanlardan birisin. Nasıl bir yapı vardı? O yapı nereye geldi? Valla şimdi 12 Eylül öncesindeki yapıyı ben hep sorguladım. Hala sorgulamaya devam ediyorum. Şimdi o dönemde bir sağcılık, solculuk kavramı vardı. O zaman i̇şte, zaten İGD var. İleri Gençlik Derneği, ÜGD var. Ülkücü Gençlik yani Derneği. İzmit'te faal olan İGD vardı. Evet. İşte Ülkücü Gençler vardı. DHKPC vesaire sol fraksiyonların tamamı solcu diye adlandırılıyordu. Evet, i̇şte sağ tarafta Akıncılar vardı, Ülkücüler vardı vesaire. Diğer fraksiyonlardan bir bilgim yok. Ama benim garibime giden şu 12 Eylül öncesinde hala çözemediğim bir şey. Biz konuşmasını bilmiyormuşuz üstad. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Demiryolu Caddesi'nde bana Doğru Yol Partisi'nin gençlik kollarından bir arkadaşı gösterdiler. Bu solcu. O zaman Doğru Yol var mıydı? Adalet Partisi. Doğru, onun devamı ya Doğru Yol. Ve çocuğu güzel bir dövmüşler. Niye dövdünüz diye soruyorum. Diyor ki bu solcu. Çocuk da niye dayak yediğini bilmiyor. İşte koltuğunun altına şu gazeteyi almış diye dayak yiyor. Ama bir konuşamıyoruz yani. Mesela biz Fethi Hocam'la yıllarca koroda beraber çalıştık. Görüşü benim için hiç şey olmadı, problem olmadı. Nedir onu da çok bilmem yani. Beni de ilgilendirmiyor yani, zaten. Önce insanız. İnsan olmak. Birbirimizle iyi anlaşabiliyor muyuz? Buraya bakacağız. Buradan devam edeceğiz ama bizi hiç konuşturmamışlar. Konuşturmadılar, işte. Evet. Bizi hiç konuşturmamışız. Konuşturmamışlar yani. Bizi robot gibi yetiştirmişler. Şimdi bakıyorum, gerçi robot gibi yetiştirdim, biraz sonra belki konuşacağız. Bunda da fayda mı vardı, onu da tartışırız. Komünizm, kapitalizm, emperyalizm, faşizm, siyonizm, bunları ortaokul 2. sınıfta, işte sürgün edilmeme sebep 3. sınıfta çatır çatır anlatıyorum, taraftar kazanmaya çalışıyorum. Yani ben bunları biliyordum ortaokul 2. sınıfta. Evet. Şimdi üniversite öğrencilerini alın karşınıza. Bilmezler. Yani bunlara dair bir cümle söylesinler. Evet. Tebrik ederim. Bu arada dolaşıyor. Eğer o makara yapmamışlarsa ben çok şaşırdım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin önünde bir televizyon kanalı röportaj yapıyor. Röportajda diyor ki İsmet İnönü diyor AK Parti'ye geçmiş. Ne diyeceksiniz? Demokratik hakkıdır, geçebilir diyor. Üniversite bu kadar. Genç söylüyor bunu. Eğer bu makara yapılmamışsa bu program yani eğer bak şimdi İsmet İnönü diyor AK Parti'ye geçmiş. Ne diyeceksiniz? Demokratik tercihidir, geçebilir diyor. Geçiştirdi, gitti çocuk. Evet, abi evet. İsmet İnönü, yani AK Parti. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan haberdar değil adam. Yani bir de yani tarihten de haberdar değil. Tarihten de haberdar değil, evet. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığından itibaren İnönü neredeyse ikinci adamlardan biri. Bir de Türk siyasi hayatında çok önemli isimlerden biri. Önemli bir isimlerden yani biri. Yani sıradan bir Cumhurbaşkanı değil. Belki diğerlerini hatırlamayabiliriz. Ama İsmet İnönü'yü, Mustafa Kemal Atatürk'ü bunları hatırlamamız lazım. Ya onlar zaten Cevdet Sunay'ı falan beklemiyoruz. Ha, bunu söylerken güzelleri beklemiyoruz. Yani, siyasi bir şeyle söylemiyorum yani. Siyasi bir endişeyle söylemiyorum. Mesela arasındaki fark dediniz ya. Evet. Ya arasındaki fark bu kadar açık. Yani ortaokul 3. sınıftaki bir öğrenci bunları anlatıyor ama bugün üniversite öğrencisi bunlardan mahrum. 2. Cumhurbaşkanı'nı bilmiyor. Evet. Ve başka bir şey daha ben sohbetlerimizde dile getiriyorum. 12 Eylül öncesinde üstad sağcısı da solcusu da bu memleket için bir şeyler düşünüyordu. Yani bugün işte Fethullahçı terör örgütünün başımıza getirdiği bu belayı hepimiz çok yakından yaşadık. Yani solcusu da sağcısı da bu memleket için bir proje üretiyordu. Ve hakikaten siyasetin de gencin de bir ahlakı vardı. Yani şimdi zaten senin söylediklerine teyit anlamında şimdi birisi çıksın bana Deniz Gezmiş'in Mahir Çay'ın neden öldüğünü anlatsın. Birisi çıksın bana Süleyman Dursun Öngüz'e Süleyman Özmen'in neden öldüğünü anlatsınlar. Evet, evet. İki sağdan iki soldan. O dönemin hatta şu an TRT1'de Sevda Kuş'un kanalındaki dizinin ama şey bu. Konusu bu. Evet, evet. Hatta Deniz Gezmiş'in lakabı Parkalı. Evet. Süleyman yine Süleyman olarak orada. Süleyman Özmen yani galiba İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ciğerleri şişirerek 4. kattan aşağı atıldı. Evet. Şimdi diyorum ya birisi çıksın bana Deniz Gezmiş niye asıldı anlatsın. Neden abi? Bir anlatın bana niye asıldı bu çocuklar? Misilleme mi yapıldı 60'taki üçlüye? İşte bu tabii bu programın konusu değil ama
Yine az önce çok oradan yola çıktı. Yani bunlar bilinmiyor. Da ben buna bir bakış açısı mesela farklı bir şey getireyim. Bu hem ülkücü gençlik için hem ilerici gençliklerine için yani sosyal demokrat gençlik için ama Akıncılar için de o gerçi o zaman Akıncılar çok fazla işin içinde değillerdi. Yani dediğim gibi ülkücü gençlik derneği, ilerici gençlik derneği toplam iki daha çok mücadele ikisinin arasında kavga ettirdiler evet. Fethi Hocam. Evet. Siz de hatırlarsınız. 2500 bir taraftan 2500 bir taraftan gitti. 5000 beyin imha edildi. Şimdi o sağcı veya sol bir olması önemli çok önemli değil. Bunlar bir de bu memleket bir sevdalısı 5000 kişiden bahsediyoruz. Hayır, sıradan 5000. Ne diyordu? Bir sağdan astık, bir soldan astık. Şimdi eminim ki eminim ki bir sağdan beslese miydik? Eminim ki şimdi bir sağdan bir soldan yiyordur inşallah. Temennimiz o noktada. Yani burada 6. Evet. filoya ilk kafa tutanlardan biri Deniz Gezmiş'tir. Bunun aksini kimse iddia edemez yani. Şimdi ama geldiniz 12 Eylül'de 5000 çocuğu mahvettiniz. Yok ettiniz. Bir o kadar da zaten hapishanelerde Muhammed Bahadır'ın yanlış hatırlamıyorum öyle bir eseri var. 12 Eylül'de neler oldu bize diye bir eseri var. Onu yayın evlerinde herhalde bulunur okunur. Her iki tarafın gençlere neler yapıldığını zaten çok net anlatıyor. Amerika'nın evet. U2'lerine hayır diye İG'de Kocaeli'de yürüyüş yapıyor. Biz böyle hırsla, kinle adamları seyrediyoruz. Ya kardeşim. Biz de Amerikan düşmanıyız. Ha yani. Yani biz de Amerikan düşmanıyız. Biz de Amerikan düşmanıyız. Yani. Nasıl bizi böyle yapmışlar da ben Fethi kardeşime, Fethi kardeşim sana düşman olmuş. Yani. Ben bunu hala çözemiyorum. Ha çözemiyorum derken şöyle ben kendimce bir şey buldum ona. Bizi düşünmekten alıkoymuşlar. Aklımızı kullanmaktan alıkoymuşlar. Maalesef bu İslami cemaatler için de böyle. Karşıdakiler için de böyle. Ya da solcular için de böyle, sağcılar için de böyle. Bugünkü problemlerimizin de inan %98'i düşünmemekten, konuştuklarımızı, evet. duyduklarımızı, edindiğimiz bilgileri akıl süzgecinden geçiremememizden kaynaklanıyor. Bizi bize bırakmadılar. Bugünkü akıllar problemin biraz... özünde gerçekten bu yatıyor diye düşünüyorum yani. Evet, birazdan gene inşallah bugünkü duruma geleceğiz. İnşallah. Fethi Hocam, senin o günlerde, senin de anıların vardır, senin de düşüncelerin var mutlaka. Sen de bir şeyler söylemek ister misin bu konuyla alakalı? Sanatçı kişiliğinden seni birazcık sıyırayım böyle. Ben çünkü sen de o günleri yaşayan bir insansın yani. Mutlaka tabii benim de gördüklerim var yani yaşadıklarım var. Evet, evet. Ama ben şimdi biraz şey, seni kaçak, biraz rahatlatayım mı? Hocam seni biraz rahatlatayım. Kaçak güreşmene gerek yok. Bir şey anlatayım ortak bulunduğumuz bir evet, ben Fethi buyur, Hocamı sıyırmak buyur. İçin konuşuyorum. Çünkü hakikaten teşekkür ederim. Müziğe ben siyasetin karışmasını hiçbir zaman yani, istemedim. Benim müzik anlatmak çok özür dilerim lafını vallahi kestim. Anlatmak istediğim yani şu anda söylemek istediğim şu. Konular çok derine iner. Çok derin. İnanın evet. içinden çıkamayız. Evet. O yüzden değil mi yani? Bu kısıtlı bir zamanımızda ben daha çok böyle sohbet, türkü, şiir, muhabbet... Şimdi sizin... Yapalım geçiştirelim diye. Az önce dedim ya şimdi... Yoksa... Çok az önce yani şey bizim de bildiğimiz bir şeyler var yani. Herhalde. Yani bunu saklamak için söylemiyorum. Anladım. Arzu ettiğim çok... şu, bizi şu an izleyen sevgili izleyicilerim dediğim gibi yani bunu asla mübalağa etmiyorum. Şu an Amerika'dan Dubai'ye, Güney Afrika'dan Kanada'ya kadar... İzmit'te olup orada gurbette olanlar bizi bu programı izliyorlar. Öyle mi? Bize evet, diyorlar İzmit'in hasretini giderttiriyorsun. Sana çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Ayrıca yurt içinde de çok şehirde izleyen sevgili seyircilerimiz var. Onlar da bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Sizin nereden, nasıl geldiğinizi bir bilsinler anlamında özellikle biraz sordum size. Yoksa burada asla bir siyasi tartışma falan derdimiz değil. Yani benim lisede kavga ettiğim, Bakırköy Lisesi'nde kavga ettiğim arkadaşım şu an bir mizah dergisinin genel yayın yönetmeni. 77 1 Mayıs'ta beraberdik. Veli Efendi Hipodrom'un orada zincirlerle birbirimizi dövdük. Siz yaptığını biz yaptık. Yıllar sonra kimin yaptığını gördük. Ne oymuş evet, ne tabii, bizmişiz. Şimdi tabii, şuraya getireceğim Fethi Hocam evet. özür diliyorum. Şimdi ben mesela az önce Mahir Bey çok güzel söyledi. Bizi konuşturmadılar. Şimdi ben çıkıyorum dergiye. Espiro Mahir'de diyorum ki nesli tükenmiş gelayına kuşu. Bir çay söyle. O da içeriye bağırıyor. Saatları sıklaştırın. Molla geldi diye. Yani bunu yapamadık biz 12 Eylül'de veya öncesinde. Ya da yaptırmadılar her neyse. Tabii ben de en zor anım şu benim. 77 mitinginde 1 Mayıs'ta ben o meydandaydım. Ve o Etap Marmara Oteli'nin üstünde. Continental. Evet. İşte tüfeklerle taradılar bizi. Tabii
annemin, babamın, kardeşlerimin hiçbirinin haberi yoktu benden. Senin orada olduğundan? Orada olduğundan, evet. Kesinlikle yoktu. Ve o kazancı yokuşundan can havliyle bir kaçışımız vardır. İnsanlar sağımızda, solumuzda insanlar ölüyor. Ve hiç unutmam, kot pantolon vardı bende. Dizime kadar kan içinde kalmıştı. İşte 11.30-12 civarında eve gelmiştim. Annem sormuştu tabii ne oldu diye. Ben de ona o zaman açıklamıştım ve çok üzülmüştü. Yıllar sonra bir öğrencimi ben Taksim'deki bir yarışmaya, tabii yarışmaya götürdüm. Orada ben çaldım, o söyledi. O otelin önünden geçerken şöyle bir şey söyledi bana. Dedi ki hocam dedi, burası, bu otelin ismi ne, nedir dedi. Ben de ismini söyledim. Dedim bu otelin dedim bende dedim çok, çok kötü bir yanısı var. Evet, acı. Yarası var, anısı var. Hiç söylemeyeyim, hiç anlatmayayım ben sana dedim ama ben burayı çok iyi biliyorum dedim. Ve öyle geçiştirmiştim. Tabii ondan sonra daha çok biz altı nüfus olduğumuz için kalabalık bir aileden geliyorum ben. Genç yaşımda çalışmak zorunda kaldım. Aile bütçesine katkıda bulunmak için. Evet. Sonra da müziğe yöneldim. İşte türkülere sevdalandım. Bir süre Türk sanat müziği de çalıştım. Ondan sonra da zaten İzmit'te hemen hemen bütün okullarda müzik hocalığı yaptım. İşte türkülerimizi çocuklarımıza sevdirmeye çalıştım. İşte dedim ya bunda da başarılı olduğumu. Çivi evet, çakan adamlardan evet, birisi olduğun için. Evet. Hocam istersen bu kasvetli havayı bir daha atalım. Tamam. Güzel bir türküyle. Tamam. O günleri tabii unutmamak kaydıyla, yapılanları unutmamak tabii kaydıyla. Onları unutamayız. Evet, onları evet, içimizde yapılan bir unutmamak yarım kaydıyla. Bir Elazığ türküsü okumaya çalışalım. Evet Fethi Hocam. Gel benim gelin yârim, yâr, 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 yâr. Gel benim gelin yârim, yâr, 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 yâr. Ver bana elin yârim, 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 yâr gönlümü. Kaşan güzel vurguna, ben de sana baygınım. Gör aşkın yarası, yar, 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 yar. Gör aşkın yarası, yar, 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 yar. Ne kadar derin yârim, 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 yâr gönlümü. Kaşan güzel vurguna, ben de sana baygınım. Ellerinin direği yar, 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 yar. Ellerinin direği yar, 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 yar. Kardan beyaz bileğim yarim,
yârim yem dünameş, taşan güzel vurduğuna, ben de sana baygınameş. Yarından ayrılan yar 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 yar, yarından ayrılan yar 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 yar, nasıl yanmaz yüreğim yarim yarim yandın ömrüm. Kaşan güzel vurduğuna, ben de sana baygınamış. Evet hocam, bu nasıl güzelliktir ya? Sesinde bütün türküler can buldu, bağlamın tellerinde. Şimdi bu böyle güzel şeyler varken değil mi? Böyle güzel türkülerimiz varken, bu kadar muhteşem bir kültürümüz varken, biz nelerle uğraşıyoruz? Kavgaya ne gerek var? Kavgaya ne gerek var? Bakın içimiz ne kadar mutluyuz evet. Şimdi. Çok. Şimdi Fethi Hocam'ı ben demin kurtarayım derken, biz Fethi Hocam'la beraber aynı koroda görev yaptık. Türkiye'nin birçok yerlerini gezdik. Türkiye'nin birincilikleri aldık. Evet, o dönemde maşallah. Arif Sağ Hocamızın bir asistanı bizi çalıştırıyordu. Sonra Allah selamet versin Ertuğrul Karabulut Hocamız. Çok önemli bir görevde. Yayından önce konuşmuştuk Ertuğrul Hoca'yı. Arif Sağ Hocamız da siyasete girecek. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olacak. Oldu da zaten sonra. İşte olsun mu olmasın mı? Biz de hani seviyoruz ya Arif hocamızı. Aynı zamanda da hemşerim, gurur duyuyorum. Yani evet, olayı da ayrıca. Evet. Onu da söyleyeyim. Arif hocam girsin, girmesin işte. Bir kısım arkadaşlar ya girsin iyi olur işte. Halk müziğine de katkısı olur vesaire. O açıdan bakıyor. Bir kısım arkadaşlarımız da diyor ki o zaman onun gönülden gönüle topluluğu vardı. Evet, evet. Muhteşem bir topluluk çok, Türkiye'de. Çok güzeldi. Çok güzel bir grubu vardı. Siyasete girdi, grup da dağıldı. Evet. Arif hocam da keşke girmeseydi. Evet. Ben o gün girmesin diyenlerdendim. Kesinlikle. Yani. Dolayısıyla hakikaten müzikle uğraşan, topluma mal olmuş insanların elbette bir siyasi görüşü olacak. Mesela Zülfü Livaneli'yi bugün çok o dünya görüşünü bilmesek, yani bilmeyen insanlar dinlese, inan Zülfü Livaneli 3, 5, 10 Zülfü Livaneli daha olur. Eserler 10 numara, muhteşem eserler. Evet. Ama bazı insanlar ben yaklaşıyorum, ben öyle yaklaşmıyorum. Hocam bilir, ben müzik olsun, halk müziği olsun. Bir dönem benim de sanat müziği deneyimim oldu. Yaylı Tamburcu Klasik Müzik Cemiyeti'nde. Neyse, onunla da çalıştım. Klasik müzikten sonra piyasa yaptım, sonra halk müziğine geçtik, koroda çalıştık falan. Dolayısıyla eserler muhteşem ama ne yap bakıyorsun işte. Falancı biraz filancı dünya görüşü. Tabii evet. Ön yargı olunca müziğin de tadını alamıyorsun. Dolayısıyla Fethi Hocam'ın öyle dediği gibi al eser burada abi. Her şeyi hem anlatıyor neyi, zaten. Neler anladın eserler. Yani o yüzden başka bir şeye gerek yok. Yani sanatçı, sinemacı, sporcu bunların düşünceleri kendilerine kalacak. Toplumun önünde İşlerini olan insanlar. Tabii. Topluma evet, mal olmuş insanlar. Kesinlikle sanırım. Öyle. Geçen yıl Bartın'da ben bir dinleti yaptım. Bartın Belediyesi de biliyorsunuz. Evet. MHP'nin. Ama yani türkülere olan ilgileri, naçizane bana da olan ilgileri beni o kadar mutlu etti ki. Evet. Bir daha çağırsınlar. Vallahi koşa koşa giderim. İşte. Ve çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Hatta birisi dedi ki ya sen işte oraya giderim dedim ya. Ben türkü söylemek için. Yani. Cehenneme bile giderim. Oraya gitmedi. Şair ne diyor? Allah'ın bir cennet var gel. Şair ne diyor? Ben diyor Anadolu'yum. Evet. Bir yanık saz sesiyle kesinlikle bir uzun hava yeten insan. Evet. Akşam bir pop sanatçısı. Ben bir tane de Türk halk müziği bilmediğinden eminim. Bir halk müziği okudu bir delikanlının birisi. Ağladı. Ya. Popçu. Evet. Ya. Bugünkü gençlerin hayran olduğu bir popçu bir halk müziği eserinde oturup ağladı kardeşim. Bu ben bizim hep onu genlerimizde evet, var. Yani bu popüler bizim, insanların yani, türkülerimizi okumalarını çok istiyorum ben. Mesela Tarkan'ın türkü söylemesini ben çok istiyorum. Şey noktasında o, doğru da okuyor, düzgün de okuyor. Şimdi ben bir gün herhalde ya cumartesi ya pazardı TRT 2'de Kıraç'ı dinledim.
bağlamayı çaldı ve okudu. Evet var. İşte dedim ya budur yani. Çok güzel. Tabii. Şunu söyleyeceğim Fethi Hocam yani ya biz gizli gizli Ahmet Kaya dinledik ya. Evet, evet. Gizli gizli Edip Akbayram dinledik biz ya. Yani abi eser ortada, yapan ortada, ses ortada. Yani mesaj satış, ortada mesaj yani. Ortada. Birleştiğimiz tek nokta bence vatan sevgisi, millet kesinlikle sevgisi. Onun üstüne zaten bir şey yok. Evet, yani, hani diyor ya üstad söz konusu vatansa girişte teferruattandır. Yani o yüzden işte bu güzellikler varken az önce çok güzel ifade ettin. Bu kadar güzellik varken ne onunla bununla uğraşıyorsun? Bak ne yapıyorsan en iyisini yap. Bu ülkeye katkın olsun. İster çivi çak, ister kalas koy, ister duvar ör, ister bağlama çal. Ne yaparsan yap. Ama bu halk da unutmaz yani. Yapılan işi hiçbir şey unutmaz. Asla unutmaz. Evet. Ve unutmadığında evet. Zaten her fırsatta gösteriyor. Evet. Bu arada sevgili Mahir Akgürek, Fethi Hocam'la korolardasınız. Bu arada bir hatırladığım kadarıyla senin sololarında var. Evet. Şimdi programlara çıkmıştığın da var. Diyorum bu arada Fethi Hocam çalsa da bir de senden dinlesek. Ben uzun, destek çıkarım Mahir. Uzun ara verdi. Şimdi, hocam destek versin. Onu, evet, ben çok uzun ara verdi uzun biliyorum ara onu. Yani. Canım benim senin türkü söylemen yeter. Eyvallah yani, hocam. Sonuçta bir eğitimini de almış bir yani. Durumu var. Öyle kendini basite alma. Yok ya. Çok mütevazısın. Sözleri unutmuşumdur yani. Olsun, o yüzden ben sana yani, destek tamam. Çıkarım. Sen bir tane bir parça yap. Evet.
Eyvallah hocam. Maşallah zavallı abi. Yıllar sonra. Yani hem çok güzel. Hocamın sayesinde. Vallahi. Türkçe söyledi. Yıllar sonra. Estağfurullah. Şimdi Neşet Ertaş. Ertaş. Allah rahmet eylesin. Evet. Zor eser seçti. Yani. Yani. Zor. Evet, zor. Kırşehir, evet, Orta Anadolu zordur. Tabii. Ama seviyoruz ya. Evet, tabii tabii. Her, hepsi bizim. Dinleyenler bizi bağışlasınlar abi. Ne diyelim? Biz elimizden gelen bu. Evet. Ve en güzeli değiliz. Benim adım Hıdır, elimden gelen Hıdır. Evet. Biz en güzeli değiliz. Mutlaka en güzeli yapalım ama. Tabii ki. Tabii. Görecelidir yani, güzellikler görecelidir. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bu kültürü anlatmamız, işlememiz, yapmamız önemli. Evet. Değil mi? Gayet tabii. Allah o yüzden sana uzun ömürler versin. Hepimiz. Hocam. Sağ ol. Şimdi sen sazınla, sözünle, bilginle, eğitiminle yeni yeni kuşaklara bunları taşıyorsun. Onları sevdiriyorsun. Vallahi elimden geleni yapıyorum Ömerciğim. Yani tabii yine ne varsa türkülerimizde var. Kesinlikle. Yani, üstad. Yaş ilerledikçe bunu daha çok farkına varıyoruz. Fethi Beylerin çoğalması lazım. Evet. Televizyonlara bakıyorsunuz. Bütün yarışma programları, bütün müzik programları, pop, hip hop, rap vesaire. Ya onlar da söylensin. Söylensin, asla itirazım yok. Ama evet. Halk müziği ve sanat müziği. Evet. Şimdi bu insanlara unutturulmaması yani. Lazım. Evet, kesinlikle. Hem mesajları itibariyle hem de sanat değerleri itibariyle bunların kaybedilmemesi şimdi lazım. Şimdi Neşet Ertaş üstadımızın Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Çok meşhur bir sözü var. Nerede bir saz çalıp türkü söyleyen birini görürseniz onun yanına gidin. Oturun, ondan zarar gelmez. Bu kadar basit. Benden de zarar gelmez canım ya. Şimdi Bahir Bey'in söylediğine istinaden Fethi Hocam şunu söyleyeceğim. Yani Neşet Ertaş'ın yanında kim var şimdi? Taşıyacak biri var mı? Şimdi zannediyorum Bahir Bey de ona biraz şey yaptı. Çünkü evet. Ya düşünsene Fethi Hocam, ben şimdi oturuyorum evde mırıldanırken elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öylece durup bakışacağızı 56 senedir unutmadım, unutmuyorum da. Allah aşkına geçen yaz çıkan bir parça varsa benim aklımda değil. Sen şimdi tabii bunlar tamam, onlar geçiyor, da kendi şeylerinden yani, olsun ama bizim az önce söylediğin gibi evet, o evet. Çok güzel zengin kültürümüz yok mu? 10 bin yıllık geçmiş var. Düşünebiliyor musun abi, bunun daha ötesi var mı yani şimdi? Abi, mümkün değil. Yani bunlar şimdi internete bakarsanız böyle gelip geçici şeyler inanın 70 milyon 80 milyon tıklanmış. Tabii tabii. Ya. Kesinlikle bir de, öyle. Zaten ben burada çok özür dilerim. Estağfurullah. Yani megalomanlığımı hoş görün lütfen. Estağfurullah. Benim videolarım var. İnanın onları en az tıklanan şeyler. Değil mi? Evet. Ne yapalım şimdi yani bu yaştan sonra şey mi değiştirelim? Kılık mı değiştirelim? Yani. Değiştirelim. Vallahi dedim işte Mahiben de söylediği gibi Fethi Hocam. Yani Fethi Beylerin, Fethi Hocaların çoğalması lazım. Gerçi inşallah programımız ikinci bölümde onları da konuşacağız. Fethi Hocam şimdi taşımak için neler yapıyorsun? Şehirde bir benim de hoşuma giden güzel bir yapılanmalar da var. İşte konservatuvarda çalışmalar daha var. Gençlerimiz bu evet, evet. Özellikle yani akademik yaklaşıyorlar. Bu da beni sevindiriyor. Daha bir tabii canım, daha bilinçli evet. Ama bu işten anlayan gençler çok daha iyiler. Şu anda mesela benim birkaç öğrencim var. Uçmuşlar yani. Ben onların yanında bağlama çalamam yani. Değil mi? Evet. Ha şöyle bir benim şöyle bir durumum var. Mahir de bilir, iyi tanır beni. Ben 50 tane, 100 tane parçayı fırtına gibi çalacağıma biraz destekli atayım. 2000 parçayı orta halli çalmayı tercih ederim. Evet, evet, evet. Aynen doğrudur ya, hocam. Böyle evet. De bir durumumuz var şunu ya. Şunu söylemek lazım. Yani şu anda piyasada müzik yapan insanların arasında bizim sahip olduğumuz repertuara sahip olan adam olduğunu düşünmüyorum. Yani burada alçak gönüllülük yapmayacağım. Zaten diyorum ya yapmayın yani mütevazi konuda yapmayın. Kocaeli şehri için söylüyorum. Yani hakikaten önde olan insanlarsınız. Ha millet tanımıyor, şovunuz yok, ön tarafa çıkmamışsınız. İhtiyaç da yok. Çok önemli değil. Vallahi Ömerciğim şimdi gerçekten yani yeri geldiği için söylüyorum. Emin olun bu müzik piyasasının içinde olduğum süreç içinde çok ulusal kanallardan, çok programlardan davet aldım ama ben orada ne yapabilirim? Emin orada mi? Kendimi anlatamam ki, ifade edemem ki. Yani her şey böyle şıkıdım şıkıdım değil ki. Değil. Değil. Şimdi Yahya Kaptan'da Cumhuriyet konseri veriyorum. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı'yı evet, okuyorum. Evet. Gençlerden bir tanesi geldi kulağıma dedi ki
Ya hocam dedi, bize şu Ankara'nın bağlarını bir çalsana dedi. Oynayalım dedi. Ben de valla biraz patavatsızlığım vardı benim. Dedim ki, o hak ettiğini almıştır. Kestim dedim ki canlarım dedim. Hani tabii biraz da hani gönüllerini alarak. Gönüllerini ala ala fırça atıyorum ben. Dedim ki ya dedim Ankara'nın bağlarını çalacak zaman da gelecek. Ama bakın görüyorsunuz her gün bu ülkede. Şimdi değil. Gençlerimiz, evet. Askerimiz, polisimiz, işte sivillerimiz. Vatandaşlarımız gidiyor. Görüyor, işte yazık günah dedim. İşte şimdi dedim. Söylemeyelim dedim. Ve bizim güvenliğimizi korumak için, sağlamak için arkamızdan şeyler vardı, emniyet mensupları vardı. Genç, yakışıklı bir polis bir el dokundu şöyle omuzuma. Şöyle dönüp baktım, böyle sırım gibi bir delikanlı. Hocam dedi, çok teşekkür ederiz ya, bizi çok duygulandırdın dedi. Yani. Ben de valla çok özür dilerim dinleyicilerimizden, seyircilerimizden. Ben de o anki psikolojik ruh halimle dedim ki, oğlum dedim, ben sana dedim yalakalık yapmak için söylemedim. Ben evet. içimden geleni söyledim. Benim haksız mıyım? Benim derdim var. Yani derdim var. Şimdi evet. Bu kadar yani bazı şeyleri de görmezden gelemeyiz. Gelemeyiz. Yani tabii ateş düştüğü yeri yakar ama. Kesinlikle. Bizim de bu konularda biraz duyarlı olmamız lazım. Kesinlikle. Ben görüyorum, inanın içim yanıyor. Yani gencecik çocuklar gidiyor ama bir bakıyorsunuz uzaktan havai fişekler atılıyor gökyüzüne falan. Bu nasıl bir çelişkidir? Bu nasıl bir zaman bir çelişkidir? Neyse, çok fazla girmeyelim bu konulara. Bu ilk bölümün arasını verelim. Bir dinlenelim. Bir reklam arası verelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Vallahi moderatör sensin yani. O zaman komutan sensin. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir reklam arası. Tekrar birlikte olacağız. Efe Gayrimenkul'un katkılarıyla Mazide'nin istikbale devam edecek. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta körfezin eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte.
Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. Gülsüm zor şartlarda da çalışsa bulduğu işe sevinmişti. Çocuklarının okuması hayaliyle yıllarca mevsimlik işçi olarak çalıştı. Ama sosyal güvencesini düşünmedi. Keşke demek için artık çok geç. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Efe Gayrimenkul'ün katkılarıyla Mazi'den istikbale devam ediyor. Reklamlarımızdan sonra tekrar birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Efe Gayrimenkul'ün katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Mazi'den istikbale yine iki güzel dost ile devam ediyor. Evet, birinci bölümde konuklarımızı tanımaya çalıştık. Neler yaptığını anladık. Şimdi de bundan sonraki hayatlarında neler yapacaklar, neler yapıyorlar, çalışmaları neler, onları öğreneceğiz sevgili seyircilerimiz. Bu arada bizi yurt içinden izleyen sevgili seyircilerimiz, sağ olsunlar bize uzaklardan şiir gönderenler var, talep gönderenler var. Mesajlarımızda onları da gördük. Eğer nasip olsun inşallah, Fethi Hocam da izin verirse. Estağfurullah. Bağlamanla izin vereceksin bana. İnşallah taleplerinizi yerinize getireceğiz. Mahir Hocam, STK'lar çalışmaların bayağı uzun zamandır devam ediyor. Milli Türk Talebe Birliği ile mi başlamıştınız? Evet. Bir o hikayenizi de dinleyelim sizin. Rahmetli babam benim milli nizamcı evet. Cümlesine elimizden tutup işte bizi o zaman Milli Türk Talebe Birliği'ne götürdüğü evet. Zamanları hatırlıyorum. O gün bugündür devam ediyoruz sivil evet. Toplum işlerine. Sonra bu yeniden milli mücadeleciler evet. Olayı vardı. O dönemde biz o konuyu biraz daha küçük olduğumuz için büyüklerimiz bu işi konuşurken içinde milli vesaire de olunca biz bir şekilde ülke ocaklarına doğru kaymış milli olduk. Olunca evet, evet milli evet. Olunca içinde. O dönemdeki demek ki okuldaki arkadaşlarımız da bizi kendi yanlarına alma konusunda gayret göstermişler. Onların yanına geçtik. Sonra 12 Eylül'den
Sonra 12 Eylül'de işte bir takım sıkıntılar yaşadık. Herkesin yaşadığı gibi. Evet, evet. Sonra askerlik dönüşü okulun yarım kalan bölümünü tamamladık. Okulumuzu bitirdik. 1991 yılında Refah Partisi ilçe yönetimine girdim. 1987 yılında. Aslında o arada işte ülkücülerin İzmit'te kurmuş oldukları şeyin içerisinde yer almam konusunda çok baskı aldım ama ben askerde herkes siyasetten dönüp gelmişti askere. Dolayısıyla orada biraz da belki zamanın bolluğu, bölük çavuşumuzun bu durumu fark ederek bizi birbirimizle konuşmaya yöneltmesinin de çok büyük faydası oldu. Olaylara başka bir çerçeveden bakınca dönüp geldik. İçimizde de siyaset bir kurt. Onu bir türlü içimizden atamıyoruz. O sanki fıtrat zaten. Yani bu tabii ile de politize olmuş bir siyaset değil de ülke menfaatine. Az önce Fethi Hocam da söylediği gibi ülke menfaatine bir şey ya bir şey yapmak lazım. Bir şey yapmak evet. Lazımdı. Yani 87-88'e kadar hiçbir şey yapmadım askerden geldikten sonra. Siyasi bir şeyim olmadı. Eğitimimi tamamlamaya çalıştım. Ama bu ülke için benim bir yerde bir şey yapmam lazım. Ben hala söylüyorum. Evet. Yani evet. Eğer ülkenin siyasetine bir katkınız yoksa boşa sallamanın da bir anlamı yok. İşte ben olsam şunu yapardım, ben olsam bunu yapardım demenin bir anlamı yok. Sağda olur, solda olur, ortada olur hiç önemli değil. Bir yerde bulunup orada kendi fikrini ortaya koyman, reyini belli etmen gerekiyor. Yani şimdi Avrupa'da bir insan 7 tane, 8 tane sivil toplum kuruluşuna üye. Ve bunun aktif takipçisi. Bizim insanlarımız demin bahsettiğimiz gibi niye boş, niye ikinci cumhurbaşkanını üniversite öğrencisi bilmiyor? Çünkü böyle bir yönelim yok. Kimse onlara bu yönde bir akıl vermemiş. Arkadaşım sağcı olabilirsin, solcu olabilirsin. Ben sağcılık, solculuk kavramı da ayrıca bir tartışma konusu. Evet. Böyle bir şeyin olduğuna da inanmıyorum. Ama geçmişimizi evet. De bilmemiz lazım. Yani geçmişimizi de bileceğiz, geleceğimizi de geçmişimizden ders alarak yön vereceğiz. Bunun adı zaten medeniyet. Medeniyet dediğin şey geçmişi bilerek geleceği yönlendirmektir. Şimdi insanlara medeniyet diyorsun, adam diyor ki sokağa tükürmemek. Medeniyet bu kadar basit bir şey değil yani. Medeni olabilmek için de geçmişinden ders alarak geleceğini yönetebileceğin bir noktada görev alacaksın. İşin özünde bu var. Yani oturup torbadan ben ekonomide şunu yaparım, ben işte olsam siyasette, eğitimde şunu yaparım, sağlık değil. Öyle bir şey evet, yok. Bizzat, içinde bulun, üye ol, destek ver, çalışmalarına katıl, fikrini de orada söyle, bir şeye dair bilgin olsun. Bugünkü gençliğin en büyük problemlerinden bir tanesi bu gibi şeylere tevessül etmemeleri. Ben buna da son derece karşıyım. Benim işte sivil toplum çalışmalarım hala devam ediyor. Şu anda 5 tane sivil toplum kuruluşunun üyesiyim ve hepsinde yöneticiyim. Evet. Onun dışında üyesi olduğum kuruluşlar var. Bunların hiçbir tanesi de şu anda siyasi değil. Evet. Hiçbirisi siyasi değil. Ama mutlaka bir hizmet içeriyor. Elimden ama Kanarya Sevenler Kulübü değil yani. Kanarya Sevenler de değil elbette. Yani. Evet. Kanarya Sevenler de değil. Milli Gençlik Vakfı döneminde birlikte görev yaptığımız zaman evet. Kocaeli Üniversitesi'nde çok güzel bir çalışma olmuştu. Bilmiyorum hatta kulakları çınlasın eğer izliyorsa saygılarımızı iletiyoruz. Meral Berzah Hocam şu an İletişim Fakültesi'nde evet. Görevli. Atıf Vural Rektörümüzün döneminde bütün siyasi partilerin gençlik kolları başkanlarını topladık üniversitede. Dedik ki bak böyle böyle. Birbirini dinleyeceksiniz. İşte Mahir Bey'le beraberdik. Ben gençlik kolları başkanıydım o zaman. Ha, Refah Partisi gençlik evet. Kolları başkanıydı. Ben de Milli Gençlik Vakfı'nın başkanıydım. Çok güzel bir oluşum oldu. Hatta Altekin Güner hocamız. Evet. Yani Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden biri. Çok saygı duyduğumuz, çok sevdiğimiz bir hocamız bizim önümüze düştü. Hadi bakalım çocuklar dedi. Uluslararası kanallarda programlar yaptık. Ve hatta çok ilginçtir sözünde kesiyorum. Kanal kanal dolaştık Fethi Hocam. Ne yani diyor? Ali Kırca'nın Siyaset Meydanı, Ahmet Hakan Coşkun'un işte İskele Sancağı. Birkaç tanesine ben denk geldim. Şimdi, biliyorum, biliyorum. Yalnız orada bir acı bir şey var. Beni mesela çok ilginç. Kanal D'ye gittik Uğur Dündar'la görüşmeye. Uğur Dündar, Haluk Şahin editörü evet, galiba Haluk ona bizi havale etmiş. Şahin, evet. O bize Kanal D'nin teknik yapısını anlatıyor. Orada hiç unutmuyorum Abdülkin Hocam. Ya bu arkadaşların dedi sizin dedi kanalınıza çıkabilmesi için birbirlerinin kafalarını gözlerini mi yarmaları gerekiyor dedi. Ve bakın dedi kaç siyasi görüş bir araya gelmiş. Bir şey yapma gayretindeler.
Nitekim Nahit Duru şu an CNBC'nin Ankara temsilcisi. O zaman Kanal E. Evet, ve 7. Kulvar programında bize çıkarttı. İşte ben vardım, Mahir Bey vardı. Demokratik Sol Parti'den Ali Nafi Demirel vardı. Ural Topal vardı. Ural Topal Anaptan vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İbrahim vardı. Çok sevdiğim bir kardeşim Ural. Ural değil mi? Evet. Çok sevdiğim. Ülkücü, ülke ocaklarından Muzat Uğur vardı. Evet. Yani bütün siyasi oluşumlar bir araya geldi. O akşam hepimiz derdimizi anlattık. Ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, Abbas Güçlü kendi köşesinde yazdı onu. Bu bütün üniversitelere örnek olmalı diye. Öğrenci o dönemde konseyi, mesela başörtüsü problemi vesaire, üniversitelerde kavgalar, dövüşler. Bizim üniversitemizde çarşaflı öğrenci vardı mesela o tabii, dönemde. Tabii. Bir kürsü oluşturmuştuk. Herkese bir billboard vermiştik, hatırlıyorsan. Evet, evet, evet. Herkes kendi görüşünü o billboardda yansıtabiliyordu. Öğlen saatinde 12-1 arası gibi böyle bir zaman dilimi belirlemiştik. Demokratik bir ortam tabii, değil mi? O kürsüye yani çıkıp istediği gibi avazı çıktığı kadar bağırıp derdini anlatsın. Yeter ki kavga olmasın, dövüş olmasın. Kesinlikle. Birbirimizi dinlemesini öğrenelim. Kesinlikle. Çok güzel bir projeydi. Ve genel başkanlar düzeyinde üniversitenin buradaki merkez kampüsünde genel başkanlarımızı getirdik. Orada öğrencilerimize yemek getirdik. Çok ama bu işin acı tarafı bu birilerini rahatsız etti. Ve o birlik 1,5 sene sürdü. Öyle mi? Yani 1,5 sene sonra dağılmak zorunda kaldı yani. Yani dağılmak zorunda kaldı. Birileri rahatsız oldu bu işten. Meral hocamızın da gerçekten evet, Meral Berza hocamız yani. İletişim Fakültesi'nde emeği çok şu anda görevde. Şu anda hala devam aktif öyle görevde. Mi? Hatta birinci kitabında, kitabın isminde inşallah bağışlar beni, bizden de bahsetmiş sağ olsun. Şimdi ikinci kitabını hazırlıyor. Meral hocamızın emeği çok fazladır. Yani bu işin oluşumunda. Hatta şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman üniversiteye getirdik. İşletme Fakültesi. Aslan Bey kampüsündeki evet, o zaman depremden önce orası yapılıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti spor salonunu üstlendiler. Yapmayı. Aslan tabii Bey. Kampüs içerisinde yatırım. Biz Mahir Bey'lerle beraber kütüphaneyi üstlendik. Üniversitenin kütüphanesini. Sonuç. Oraya geleceğim şimdi. Ülke Ocakları çevre düzenlemesini üstlenmişti. Sonuç işte birileri bundan rahatsız oldu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde ben çocukların arkasındayım. Elimden ne? O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ne gerekiyorsa yaparım. Rahmetli Ahmet Pembegüllü, Gebze Belediye Başkanı, Muzaffer Baştopçu, Körfez Belediye Başkanı, Nihat Ergün, Derince Belediye Başkanı. Evet. Biz dediler arkadaşlarımızın arkasındayız. Neye ihtiyaçlar varsa yapmaya razıyız. Zaten arkasından deprem oldu. Aslan Bey Umuttepe'ye taşınmış oldu. Yani Kocaeli böyle güzellikler de gördü. Peki Ömerciğim, sen böyle siz güzel güzel sohbet ediyorsunuz. Ben de işte kıyısından köşesinden ilişki veriyorum da sen şiir okumadın bize? Okumadım, okuyayım mı? Vallahi oku. Az önce dedim ya işte Mersin'den Seher Hanım'ın şiirini dinlemiş. Yoksa bir de senin programına gelmem. Vallahi mı? Hemen peş peşe 3 tane bak 4 tane okurum. Tamam. Bu arada Mersin'den sevgili Seher Hanımcığım bize birkaç tane şiirini göndermiş. Ben onlardan bir tanesini Fethi Hocam da madem şey yaptı, hocam becerebilecek miyiz ya? Şimdi şu anda bütün yaşam ortaya çıkacak şimdi. Ben artık kaçamıyorum. Yani gözlükten kaçamıyorum. Şimdi ben onu bana WhatsApp'tan gönderdiği şiirden bir tane müsaadenizle. Atakan Hocam fanı müziğini Fethi Hocam'dan alıyorum. Siz vermeyin. Evet. Başlayayım mı hocam? Evet. Eskidendi. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden diye başlayan mektuplar. Ahırdaki sarı kızın dahi keyfi sorulurdu. Adamların kılık kıyafetleri yamalı olsa da adamlıkları jilet gibi keskin olurdu. Yana döner değildi yürekleri. Sevdiceğim dediği kadının eline değmek nere? Bakmaya kıyamazdı adamlar sevdiğine. Haramdı kalbinde biri varken başkasına bakmak. Oynak değildi yürekleri adamların. Sevdiğinin mektupları ceplerde taşınmazdı. Sol tarafta saklanır. Ara ara okunup koklanırdı. Şimdi tek tuşla sevgiler icat oldu. Sonra tek tuşla engel olup engel kondu sevdaya. Telefonlar icat olunca. Kalem kağıt ile dillenen sevda sustu. Bozguna uğradı yürekler. Kimin eli kimin cebinde bilinmezken kadın tek adama aitliği unuttu. Adamlıklar yamalı, kıyafetler jilet gibiydi artık. Sonrasında yürekte sevdalar maya tutmaz oldu. Eskidendi sevmelerin dimağında bıraktığı has.
Şimdilerde sevmelerde, sevdelerde riyakar olur. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok güzel yazmışsınız. Güzel. Eksik olmayın. Bu şiirin ardından benim ayıbımı örtmek için hemen ben Fethi Hocam'a sizi bırakacağım. Estağfurullah. Yine Seher Hanım bir şiirinizi daha okuyacağız inşallah. Evet Fethi Hocam, Mahir Hocam senin de bir eşliğini isterim. Bekle kartında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşları çare değil ağlamadım. Başını dik tutabilirsen yeşereceksin. Her yanında allım olur, güller açar tüm tüm. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanında allım olur, güller açar tüm tüm. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Ümercim sıra sende. Türkü'yü mü? Şiire devam et diyorsun. Oo. Dostlarım içimde saklı, düşmemi bekleyen, düşmanlarım da var benim. Yıkık düşlerime yenik çıktığım, savaşlarıma inat, her gün yeniden doğurduğum umutlarım da var benim. Gönülden uğurladıklarım, gönlüme hoş gelenlerim var. Ekmeğe katık bulamadığım anlara, ekmeğin varlığına şükürlerim de var benim. Gözümden düşen yağmurlarımın ardından, yüzümde açan gülüşlerim var benim. Kayıplara hayıflanmalarım, dibe vuruşlarda can acılarım. Yılların yüzümde izleri, saçlarımda aklarım var benim. Karşılığı olmayan çek misali sevdalarım, merhametimden dolayı aldanışlarım da var benim. Korku kâr eylemez bir kez yola düşer. Sen bir aşkın içindesin, yeşereceksin. Dört yanını örtübecek sarsane çıkar. Toprağa sıkı sarı baş edeceksin. Her yanında alım olur, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanında alım olur, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Her yanımda aldım onu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, baş edeceksin. Evet hayat, ben bundan her şeyle baş etmek. Evet demek. Her şeyle baş etmek. Demek ki ben de bir şeylerden anlıyorum Ömerciğim. Sen şiir okuyacaksın nasıl demiştim nasıl sana. Bir şeyler? Sen önce karşı çıktın bana. Evet. Gerçekten ya, tonlaman çok güzel. Çok teşekkür ederim Fethi Hocam. Çok güzel okuyorsun. Lütfediyorsun. Yok gerçekten. Şimdi uzun yıllardır hakikaten ben de okumadım. Aslında vallahi şiir, bundan sonra oku. Yazmayı da okumayı kendine da çok yazık seviyorum. Ediyorsun. Yine biz böyle dost meclislerinde okuruz. Sizin programlarında okuruz. O şey değil, sorun değil inşallah. Yeter ki beğenilsin. Milletin karnından öldürmeyelim şiir okuyacağız. Ya hiç öyle düşünme. Fethi Hocam bu ara çalışmalarımız nerelerde? Neler yapıyoruz? Şimdi tabii
kendimi anlatacak, kendimi ifade edecek çok demeyeyim de çok az mekan var İzmit'te. Ne yazık ki öyle. Bu bir sitemdir. Bir ağlamaktır desem birazcık ona her ne dersen yani, odur hocam. Yani, evet. Yani bu gerçekten de öyledir. Şimdi tabii bir yer var reklamı olur değil mi? Yani olmaz. Adım. Yani ismini söyleyebilirsin. Bu İzmit'e has bir program. Evet. Tamam. Bırak, o zaman. O yer size aitse, sizi kabul ediyorsa başımızda gözümüzde ismini de zikredin. Hatta adresini bile verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani. Cumartesi akşamları Kayıt'te, Kocaeli Yüksek Öğrenciler Derneği'nde tamam. Çalıp söylüyorum. Tabii burada da biraz mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü Kayıt tarihinde bir türkücü program yapmamıştı. Öyle mi? Evet. Süper. Muhteşem. Evet. Bu da bir ilk olmak yani tabii. Bunun için de başkanıma Mehmet Toker'e çok teşekkür ederim. Evet sevgili Kayıt yönetim kurulu, Mehmet Toker'e ve yönetim kurulundaki kurulu, dostlara. Arkadaşlarıma, işte evet. Didem Turan'a, Aykut Çelik'e, Şule Yurdagül'e, Cemil Çetin'e, bunların isimlerini de söylemem gerekiyor. Ufuk Pekmertoğlu'na. Evet. Ya şimdi iki bayan arkadaşımız vardı. İkisi de çok cici, çok şeker insanlar. Onların isimlerini hatırlayamadım. Böyle bir pot kırmış oldum ama onlardan da çok özür diliyorum. O zaman şöyle toparlayalım mı Fethi Hocam? Kayıt olarak ben bir gün oraya geleyim. Senin sazının eşliğinde Mazen İstikbali bir akşam Kayıt olarak çekelim. Seve seve, memnuniyetle. Herkes orada olsun. Evet. Biz de orada olalım. Sen de orada ol. Tamam. Herkes ne yaptığını anlatsın, neler yaptığını. Kayıt da çünkü çok köklü geçmiş olan bir derneğimiz. Evet, evet. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği diye geçiyor. Evet. Onları da tanıyacağız zaten. Onları da dinleyeceğiz. Eğer böyle bir şeyi ben size elçi olarak rica etsem. Estağfurullah. Şey ne demek? Çok mutlu oluruz. Bir de çok önemli bir şeyi atlamış oldum. Bunun için de çok özür diliyorum. İbrahim Sarı'yı biliyorsunuz. İbrahim abi bize zaten bizde de program dostumuz. Yaparız İbrahim abi. Evet. O da bizim müdürümüz şimdi. Evet. Kendisinden çok memnunum. Evet. Çok düzgün, ağırbaşlı bir İzmit beyefendisi. Öyle diyeyim. Yani tabii ben başladığımda o yoktu. Onun için şimdi derler ki ya ona yağcılık olsun diye söylüyor ama ben başlarken İbrahim Sarı yoktu. Sonradan geldi. Kendisinden de çok memnunum, mutluyum onunla. Bunu gerçekten hakikaten Kayıt'taki yönetici dostlarımızla, arkadaşlarımızla yani, görüşelim. Böyle bir şey çünkü Kayıt nezih bir yer, temiz mekan bir olarak yer. Da çok uygun bir yer. Yani beni seven arkadaşlarım, dostlarım hiç sıkılmadan, hiç endişe duymadan gelip orada oturup yemeklerini yiyebilirler, işte müziklerini dinleyebilirler. Bence. Ben tabii sadece Türk söylemiyorum. Günün popüler parçalarını da okumaya çalışıyorum. Ömerciğim bozuldum ben de. Mesela modaya uyuyorum yani. Mesela yani, günün popüler parçaları onlardan derken. Onlardan söyleyeceğim bir iki tane söyleyeceğim. Yani onlardan da alalım eğer hocam yani. Söylerim alalım. Seve seve. Evet. Yani tabii biraz da arz talep meselesi biliyorsunuz. Yani gelip istedikleri zaman ya ben bunu bilmiyorum çok çağın gerisinde kaldım. Gerçi ben dinozor sayılırım artık. Estağfurullah. Yani bizde bu dinozor ve gergedan tabiri bizim müzik camiasında şöyle anlatılır. Yani dinozorlar, gergedanlar yolu tıkarlar, arkadan gelenlere izin vermezler. Ben onlardan değilim ama. Yani ona şahidiz ama biz bunu biraz daha kibarlaştıralım. Fethi Hocam istersen şöyle diyelim yani. Bizi en son arkeolojik kazılarda buldular diyelim. Çok da şey çok çıkmadı. Numan Gülşah duymasın. O çok ilgilenir. Evet ya öyle mi falan der yani. Evet yani Kayıt'ta Türk söylüyorum cumartesi akşamları. Belki hafta içinde bir güne daha yayabiliriz. Yani çünkü dostlarım bayağı bir istiyorlar. Talepli yani, evet. İstanbul'dan da gelen dostlarımız var. Yani İzmit'te bunun dışında belki mekan sahipleri bana kızacak, kırılacak ama yani gerçekten de kendimi anlatacak, kendimi ifade edecek. Asıl olan yer orası. Yer bulmakta yani. Zorlanıyorum. Evet. Yani bir de ben kimseleri kırmıyorum.
davet edildi, hani eski bir atasözü vardır. Davet edilen yere yerinme, edilmeyen yere de görünme. Ben de öyle bir insanım ama davet edildiğim yere de giderim, kimseyi de kırmam. Bunu herkes biliyor zaten. İnşallah o bir diğer mekanizmlerde bu işi toparlarlar diyeceğim ama yani bilemiyorum Ömerciğim, bilemiyorum. Fet ben hocam, biraz sağın gerisinde seni kaldım. Seni ben biraz daha derdini sen şimdi ıkına tıkına kimseyi kırmamaya dikkat ediyorsun. Rahatsızlığımı dile getirdim ama ben başından geçen bir hadiseyle seni çok daha net anlatabilirim diye düşünüyorum. Tercümanım, tabii. Bir sanatçının doğum günü müydü artık, sanat yıl dönümü müydü bilmiyorum. Tuzla'da bir programa davet edildim ben. Programı sunmak adına. Ne güzel program. Sunmuşsun. Yalnız şimdi Fethi Hocam sunduk sunmasına da ön masada 3 masa en ön tarafta şimdi beğenmişler sağ olsunlar eksik olmasın ama Meret Şişe'de durduğu gibi durmuyor. Şimdi biraz program geçti. En öndeki abilerimden bir tanesi akşam oldu üzünlendim ben yine. Senden mi istiyor? Benden istiyor. Ama senin ses tonun onu cezbetmişti. Abi cezbeti de bende yok öyle bir şey dedi. O da iyi. Ve inanır mısın? Söyleyebilirdin aslında. Evet iki mısrayı döndüm sazlara. Allah razı olsun bana yardımcı olun dedim. Sazlar bir giriş yaptılar. Ben işte o bir kulak aşinalığı olduğundan dolayı o zaman da devamlı sahnedeyiz. Aşinalık var müziğe. İki mısrayı okudum. Ondan sonra geçtim. O abim benden akşam oldu üzünlendim beni istemesi senin şu an mekan bulamamanla eş değer. Aa, lütfen yapma. Yok ben katılmıyorum. Kendi haksızlık ediyorsun. Şimdi senin ses bas seslere ben özel bir ilgim var benim. Gerçekten de öyle. Hani benim bas olduğu için söylemiyorum. Ben meyanlarda da çıkar söylerim, hallederim. Mahir'cim bilir beni. Eyvallah. Şimdi eyvallah. Burada kendimi met etmek için söylemiyorum. Ama bas seslere özel bir ilgim var. Mesela yine reklama kaçar mı? TRT'de mesela Alparslan var. Sanat müziği muhteşem o. Evet. Eski sanatçılarımızdan Yaşar Özel var. Yaşar Özel, Mustafa Sağ Yaşar. Bunlar. Rahmetli Metin Milli Türk Sanat Müziği'nde. Metin Milli diyecektim. Geçen evet. Hafta Ümit'i konuk ettim ben. İzledim ben onu. Metin Milli'nin taklidini yaptım burada Ümit. Evet. Ümit. Ümit benim çocukluk arkadaşım yani çok eskiye dayanan dostum. Yani Ümitçiğim de işte layık olduğu yere gelemeyen insanlardan bir tanesi. Yani o da mesela bu şehirde bir şeyler yapmaya gayret etti. Onun da çok güzel yetiştirdiği çocuklar var. Tabii. Onunla beraber yapıp şu an. Biri çok seviyor bu işi. Zaten o akşam programı veda ederken öyleydi. Son nefesime kadar etrafındaki herkese güldürmeye devam edeceğim dedi. Bir de böyle devam ediyor yani. İşte bu. Hatta teklif ettik yani televizyon yönetimi olarak. Dedik Ümit'ciğim sen hakikaten kolyede bir değersin. Seni biz çok yakinen biliyoruz. Gel şu şeylerin bir ayarla. Sen bu işleri zaten bizden çok iyi biliyorsun. Televizyonda güzel bir program yapıver diye. Hala düşünme aşamasında. Ya yani ben kulağını çekerim Ömer'ciğim. Emin izliyordur şu an. Lütfen yap artık gel yani. Evet. Yani seni asla kırmaz. Yok kırmaz sağ olsun kırmaz da. Ümit'te biraz şöyle bir yapı var. Her şeyi çok detaylı olsun, derli toplu olsun öyle sunayım ama yok. Hele bir yola çık kervanı zaten yolda güzelsin. O tabii belki onu istemek onun hakkı ama. Hakkı. Ama hakkı. Biz yani şimdi ben buraya gelirken senden limuzin falan istemedim. Öyle değil mi? Yani Mahir sen istemiyorsun. Hayır istemedik. Sen de istemedin. Ben istemedik deriz zaten. Ben de şeyle geldim, dolmuşla geldim. Hatta cüzdanımı da evde bırakmışım. Kırmızı pantolon giyeceğim ya. Yani şimdi böyle bir şey. Her şeyimiz ortada biliyorsunuz. Dostlarımız öyle güzellikler vardır. Evet. O şey değil. Yani tabii çok da fazla incelememek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yani bizi insanlar doğal halimizle kabul etsinler değil mi? Biz yurdum insanıyız. Yani, hem yurdum hem de bu şehrin çocuğuyuz biz. Bizi ne olacak? Biziz işte. Evet. Şimdi Cenab-ı Allah bazı yetenekleri vermiştir kullarına. O yeteneklerini güzel yönde kullanıyorsan problem yok. Tabii ki. İşte aldığın programın başında dedin ki yani ne katıyorsun bu şehre? Yani işte Kocaelisporlu Hamza başka bir şey katar. Kulüp başkanı Bahri Yavuz başka bir şey katar. Fethi Çaçan müziğiyle güzel bir şeyler katar. Bak az önce ne güzel söyledin ilk bölümde. Ben yüzlerce okul dolaşıyorum. Kesinlikle. Çocuklara bunları aktarıyorsun. Ben eminim ki seni dinleyen çocukların hepsi bağlamaya da Türk halk müziğine de aşık olacaklardır. Yani. Yani çok seviyorlar bir de yani
gençlerimiz ya hani dedim ya, tevazu göstermenin anlamı yok. Doğru sesten, doğru ağızdan dinledikleri zaman problem yok. Yani biz kimseyi taklit etmiyoruz. Ömer'cim sen de biliyorsun, Mahir'cim sen de biliyorsun. Evet. Biz içimizden gelen şeyi söylüyoruz. Bir de yani bu kültürün gençlerimiz tarafından kabul görmesi, sevilmesi bizim en büyük... O ayrı bir keyif. Bir keyif zaten. İnanın, inanın gençlerimiz bizim kültürümüze ne kadar çok yönelirlerse o kadar çok saygılı olurlar. O kadar çok işte yani hani amiyane tabir olacak ama başlarına kaza bela da geldi. Yani insan daha dingin olur, daha uysal olur, daha hoşgörülü olur. Az önce Mahir Bey söyledi ya zaten, yani bir geçmişe bakın, geleceğin yol haritasını çıkartın. Oradan koparsak başımıza olmadık belalar gelir. Evet. Ama oraya bakarsak oradan nereden, yani biz nereden geliyor, nasıl geliyor? İşte kesinlikle bu aynı fikir. Şarkısıyla geliyor, türküsüyle geliyor, halk oyunlarıyla geliyor, her şeyle geliyor. Ve bizde bu çok zengin bu. Yani benim mutfağım dünyanın hiçbir yerinde yok. Benim müziğim dünyanın hiçbir yerinde yok. Adamlar, biz Koçyalarda bir gayda var. Gaydadan başka bir şey yok. Benim tulumum ona beş basar zaten. Ya yani, şimdi laf lafı açıyor. Umarım sıkmıyorum. Estağfurullah, insanları. Estağfurullah. Beni bir yere davet ettiler. Bize katkı sunar mısın diye. Ben de canla başla elimden geleni yaparım dedim. Ve ne olur insanlar beni bağışlasın. Bunu söylemek istiyorum. Örnekleme yaptım işte birkaç falan. 80 yaşındaki adam kalkıp benim elimi öptü, biliyor musunuz? Ve ben o kadar mahcup oldum. Bir o kadar da duygulandım. Hemen koridora çıktım. İnanın gözyaşlarım sicim gibi aktı. Evet. Yani hıçkırıklara boğuldum. Ben o adamın, o beyefendinin ayağının altını öperim. Ya, ya bakın, bu kültüre bu kadar değer veriyor. Ben o insanın ayağının altını öperim. İşte budur yani. Keşke bütün gençlerimiz, insanlarımız birazcık olsun şu müziğe, özellikle geleneksel müziğimize, Türk müziğine, Türk halk müziğine yönelseler. Ya ben bu benim naçizane benim sözümdür. Türkiye'de herkes bu işi yaparsa, bu işi severse, bu işi, bu işe yönelirse ne kavga olur, ne gürültü olur, ne terör olur, hiçbir şey olmaz. Ya bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Gayet güzel. Gayet güzel hocam. İşte az önce dediğimiz gibi geçmişten geleceğe doğru bakıp da mesela siz bu işin tam hakikaten merkezindesiniz. Mesela Mahir de uzun yıllar bu işi yaptı. Bunu bilinmiyor anlamında söyleyeceğim ben bunu, ki bu bende hep böyle bir derttir zaman zaman. Ay 15'li 15'liyle biz bu insanlara oyun oynattırdık. Ne yazık ki o şey apayrı bir şey anlatıyor. Hikaye, çünkü, evet, 15 yaşındaki çocukları askere almışlar. Yani bu aslında bir ağıttır. Ve biz bu Ay 15'li 15'li Tokat Yolları Taş'ta biz oyun oynadık düğün salonlarında, programlarda. Bu nedir? Geçmişi görmediğimizden, bilmediğimizden kaynaklanır. Geleceğe yön vermek adına bir şeyler yapılması gerekir. O yüzden diyoruz ki işte reisler sağ olsunlar bu çalışmanın devam ettiriyorlar. Mahir'cim, hocam izinle. Estağfurullah, ne demek? Mahir'cim çok güzel dinliyor. Canım her zamanki gibi kendi halinde ağır ağır dinler. Ama sana bir kez daha teşekkür ederim. Sayende Mahir'le uzun zamandır görüşmemiştik. Uzun zaman sonra canım benim. Evet. Şimdi ben programı hazırlarken mesela şimdi önümüzdeki hafta diyorum kimleri bir araya getirsem diye düşünüyorum. Mesela bu akşam en güzel programdan... Sevaba giriyorsun. Evet. Çıkışta alacağız sevapları zaten. Şey yok. Mahir'cim bu ara yine sivil toplum çalışmalarının devam ediyor. Kaç STK'da görevlisin şu an? Tabi orada soracağım. İşinden nasıl vakit bulabiliyorsun? Yani, maşallahın var. Bu sivil toplum çalışmaları genel olarak zaten akşam saatlerinde ya da hafta sonlarında yapılıyor. Fenerbahçeliler Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Kocaeli Fenerbahçeliler Derneği'nin. Bu derneğimiz bizim kulübe bağlı bir dernek. Yani bağımsız, Kocaeli'de kurulmuş bir dernek değil. Kulüpten tüzüğümüzü falan aldığımız bir dernek. Orada yöneticiliğim devam ediyor. İDEBİR diye bir insani değerler birliği
adı evet. altında 5 yıldır hem kurucusu olduğum hem yöneticisi olduğum bir dernek var. Burada da çeşitli eğitim faaliyetleri devam ediyor. Orada varım. Erzurumlar Vakfı'nda görev yapıyorum. Yıldız Spor Kulübü var. Derince'de kurulu. Engelliler Basket Aynen Kulübü. Bak ondan benim haberim yoktu. Orada, evet, orada da görev yapıyorum şu anda. Emlakçılar Odası'nda denetleme kurulu üyesiyim. Evet, şu orada anda yaptığım, şu anki iş olarak, yaptığım iş anlamında gelecektim evet, oraya. Şu anki yaptığım işle evet. ilgili. Fırsat buldukça hepsine elimden geldiğince maşallah. Katılmaya çalışıyorum. Bu arada tabii delikanlı geçiştirdim, onu da iş evet. adamı yaptın. Evet, maşallah. Ellerinizden öper, o da hayatına devam ediyor. İlgili, evet, o da sanat müziğiyle, sanat müziğiyle ilgilendi. Ahmet Hakkı Turabi Hoca'dan da ders aldı. O da üstadın yanındaymış. Neyzen Mustafa'dan ders aldı falan. O da... Hayır, Ahmet Hakkı Turabi Hoca'mı yakalasam programı alacağım. Yani... Adamı yakalayamıyorum sevgili hocam. Onun evet yani, şimdi profesör oldu. Bir de bildiğim pazar günleri gerçekten. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür müdüründe bir tasavvuf korosu var. Ara ara oraya gelip... Benim arkadaşlarım da gidiyor. Evet. Orada bir yakalayabilirsem orada yakalayacağım. Bir asistanı da yöneticilik yapıyor herhalde orada. O, Ahmet Hoca da arada bir geliyor demek. Telefonu bulacağım, evet. hocam diyeceğim böyle böyle diye. Çok güzel bir program olur. Biz de izlemekten büyük zevk alırız. Farkında mısınız? Yani. O kadar güzel sohbet, o kadar güzel türküler programın sonuna geliyoruz. Öyle yavaş mi? Bitti mi? Fethi Hocam. O zaman dur bir tane popüler şey söyleyelim. Yani. Ya diyecekler bu. Valla hocam bu akşam yüreğimiz dağlandı. İster popüler söyle, ister eskilerden söyle. Senin güzel türkünle de programı kapatalım yavaş yavaş. Günü gelir, sen de benden çekip gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrünü, koy ömrünü üstüne, senden gelsin. Ölüm başım üstüne yüreğimi al avucunun içine senden gelsin ölüm başım üstüne Ellerini ellerimde alıp gidersen gidip de bir daha dönmeyeceksen al ömrünü koy ömrünü üstüne senden gelsin Ölüm başım üstüne Yüreğimi koy avucun içine Senden gelsin ölüm başım üstüne Al ömrümü koy ömrümü üstüne Senden gelsin Ölüm başı üstüne. Ağzına sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Yani bu akşam benim de çok çok eskilere kadar götürdün. Umarım şiir okumak için seni tetiklemişimdir. Ve evet tetikledin evet, hocam. Öyle. Ama sen bizi bu güzel sözlerden, sazlardan pek fazla uzak bırakma hocam. Bırakmam. Arada bir yokla bizi. Seve seve. Hatta mümkünse Mahir'le bizi arada bir kayıta çağır. Tamam olur. Gelelim yani şey evet. değil. Ama senden evet. ricam kayıttaki yönetici arkadaşlara ricada en azından görüşme adına geleyim.
bir konuşalım hakikaten. İbrahim Sarı'yla İbrahim Bey'le de görüşür. Evet, çünkü onlar hakikaten dediğim gibi kayıt ciddi bir yapı Kocaeli'de. Onlarla bir arada böyle bir hasbihal edip sazlı sözlü bir programı da orada çekelim diye düşünüyorum. Evet. Benim güzel dostlarım, beni kırmadınız. Hakikaten çok keyifli bir program oldu. Eminim sevgili seyircilerim de keyifli, izlemişlerdir. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum. Programı kapatmadan biz çok teşekkür ederiz. Kameranıza son sözlerinizi alayım ben. Bence çok güzel, çok hoş bir program. Lütfen bu programı devamlı izleyin. İzlemezseniz çok şey kaçırmış olursunuz. Hoşçakalın. Eyvallah. Hocam. Ben de sağlıklı, mutlu günler, bol kazançlar diliyorum. Sağ olasın Nahir'cim. Evet sevgili seyirciler, yine bir Mazen İstihbarat programında sonuna gelmiş olduk. Esen kalın, mutlu kalın ama bizde kalın. Allah'a ısmarladık. Sundu.